Öksürük, soğuk algınlığı ya da nezle gibi hastalıklarla ortaya çıkabilir. Ayrıca son dönemde yayılan korona rahatsızlığında da semptom olarak ortaya çıkmaktadır. Koronanın bir tedavisi yok, ancak semptomlarına karşı önlem alabiliriz. Hastaneye kaldırılan hastalara korona ilacı verilemediği için koronanın belirtisi olan semptomlar tedavi edilerek hastalar tekrar ayağa kaldırılmaya ve iyileştirilmeye çalışılıyor. İlk 14 gün çok önemli ve ilk belirtiler kuru öksürük, ateş ve kas ağrısı. Korona için elbette birebir ilaçtır diyemesek de solunum yollarınızı takviye etmekte fayda var. Öksürük tedavisinde evde uygulayabileceğiniz çok basit ama etkili çay kürleri var. Ada çayı, nane çayı ve ıhlamur çayı bu durumda en faydalı çaylardır. Burada ise kürlerden bahsetmek istiyorum. Bunlardan en iyi 3 tanesini sizler için derledim. Zencefil çayı. Bir parça zencefili sıcak su ile 10 dakika demleyin. İçine 1 tatlı kaşığı bal ilave edin. Bal yerine tarçın da karıştırabilirsiniz. Portakal kabuğu kürü. İçinde C vitamini olması sebebiyle bu kür sadece solunum yoluna takviye olmaz, ayrıca bağışıklık sistemini de güçlendirir. Bağışıklık sisteminin güçlü olması da korona dahil herhangi bir hastalığa karşı en güçlü kozumuzdur. Portakal kürü için organik portakal seçin ki kabuğunda ilaç bulunmasın. Bir adet portakalın kabuğunu küçük küçük doğrayıp bir bardak suyla beraber ısıtın. Bunu cezvede yapabilirsiniz. Aile boyu yapıyorsanız kişi sayısınca tarif miktarını arttırabilirsiniz. Kaynadıktan sonra ocaktan alıp süzün ve 10 dakika bekletin. Ardından 1 yemek kaşığı bal ile karıştırarak için. Kekik ve ısırgan otu kürü. 1 çay kaşığı kekik ve 1 çay kaşığı kurutulmuş ısırgan otu kaynamış suya atarak 10 dakika bekleyin ve kürünüz hazır. Çay halinde içebilirsiniz. Tatlandırmak için yine 1 kaşık bal kullanabilirsiniz. Öksürüğe iyi gelen daha birçok tarifler arttırılabilir, ancak tarifler karmaşıklaştıkça insanda uygulama ve akılda tutma isteği de azalıyor. Öyleyse bu 3 tarif yeterliyken aklınızın başka bilgilerle karışmasına gerek yok. Sağlıkla kalın, teşekkürler.